Şey, Mehmet Hocam gerçekten her bir birbirinden önemli konuyla ilgili ayetleri hatırlattı. Ee, bir ay, hatırlatma da ben yapayım. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetleri. Yani diyor ki orada işte şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılmasında hı hı. geceyle gündüzün değişmesinde yani birbiri peşinden gelişinde derin akıl sahipleri için dersler vardır. Yani kimin için ders almış burada? Derin akıl sahip. Gerçekten e, onu bütün hatlarıyla anlamaya, kavramaya, idrak etmeye çalışan, onun üzerine dedi, nazariye geliştirmek dedi ya Hocam. Yani onun üzerine gerçekten bilgi üretmeye çalışanlar için. Devam ediyor 191'de. Onlar, bu kişiler. Yüzüne, şimdi ben söyleyeceğim. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Onlar diyor, ayakta dururken, otururken, yanlar üzerineyken, her zaman Allah'ı hatırlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünür. Ve şöyle derler. Rabbimiz sen bunu batıl olarak yani boş yere yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru. Demek ki aslında insanların Allah'ın evren ayetlerinin üzerine düşünmesi e, o yaratıştaki muhteşemliğin hakkını Allah'a teslim etmesi, kendi teslimiyetin de bunun üzerine Allah'a ifade etmesi. Tefekkür yapacak evet. ki sonra söylemesinin anlamı olsun. Anlamı olsun. Tefekkür tabii. yapmadan bunu slogan gibi söylemenin bir anlamı Hiçbir yok. Anlamı ya. yok yani Allah... Yaptığı her işte hikmet sahibi olansa eğer, hiçbir şeyi e, yersiz, hiçbir şeyi anlamsız, amaçsız, boş yapmıyorsa eğer, <laughs> e, insana düşen nedir burada? Yaratıcısının, <laughs> Rabbinin bu hikmetlerini kavramak. Hikmet zaten değil mi? Yani Kur'an kavramı hem de bizim literatürümüze ait bir kavram. Evet Bilgelik bilgiyi sevmek, bilginin peşinden gitmek. işte felsefe dediğimiz şey de burada aslında aynı kapıya çıkıyor baktığınız zaman. Yani Allah üzerine düşünmek, Allah'ın yaratıklarını üzerine düşünmek. Bunlardan ne gibi ibretler, ne gibi dersler çıkartabiliriz ve o çıkardığımız dersler bizim hayatımızda neleri düzeltebilir, neleri, neleri güzelleştirebilir. Bütün meselenin aslında merkezinde yer alan şey bu. Bunu gerçekleştirebilmek için o yüzden ayetlerin hayatımıza indirilmesi gerekiyor. Bunu yani bazen insanlar şey anlıyorlar. Sürekli Kur'an'ın anlaşılarak okunmasını söylediğimiz zaman hani sanki şöyle bir şey düşünülüyor gibi geliyor. Hani Arapçasını okuyup sevap almayı ummayın. Türkçesini okuyup sevap umun. Ya mesele hangi dilde okundu değil. Mesele anlaşılması. Yani evet. bu kitap sevap almak için indirilmedi. Bu kitap hayat kitabı. Hayata tatbik etmek için indirildi. O yüzden ancak bu hayatta tatbik edildiği zaman insan sevap umabilir. Yani sadece ne yaptığı zaman Sevap alabileceğini düşünerek değil, yaptığı zaman ancak bir sevap olabilecekler. Evet.